şunu ifade edeyim. İttifak Türkiye'deki siyasi sistemin bir gerçekliliği. Maalesef şüphesiz yerel seçim ve genel seçimin dinamikleri birbirinden farklı. Ama ortada 50 artı 1 almayı zorunlu kılan bir seçim sistemimiz var. Dolayısıyla ittifaka toptan, baştan karşı çıkıyor olmak siyasetin gerçekliğiyle aykırı bir durum. Peki biz mevcut ittifakla ilgili neleri eleştirdik, nelerin doğru olması gerektiğini ifade ediyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bugüne kadar ittifak sürecinin başlaması, kurulması, benzemez denilen yapıların bir araya getirilmesi, asgari müşterekte bir araya gelebilen farklı siyasi partilere aynı masada oturmasını sağlayan kişi hiç şüphesiz 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Demokrasi adına son derece önemli bir adımdır ve Türk siyasi tarihine de geçecek noktada son derece kıymetli bir eylemdir. Peki bu geldiğimiz noktada biz nelerin eksik olduğunu söylüyoruz? Bir kere bir ittifak zorunluluğu elbet var ama kuralları baştan konulmamış. Dolayısıyla oyun başladıktan sonra siz yeni kurallar koyar ya da kişilerin tercihine bırakırsanız maalesef seçim sürecinde yaşadığımız o gelmeler, gitmeler, gerginlikler kaçınılmaz bir sonuç alır. Oysa siz en baştan kurallarını çok net bir şekilde koysaydınız, ilkelerinizi ortaya koysaydınız, birbirinize benzemeden, her siyasi partinin bir ideolojisi var. Biri soldan bakar, biri liberal demokrattır, biri muhafazakar demokrat olarak tanımlar, biri kendini milliyetçi demokrat olarak tanımlar. Ama günün sonunda başkalaşmadan ortak bir müşterekte buluşulabiliyor ve toplumun beklentilerine cevap verilebiliyorsa bu ittifaktan beklenti budur. Şimdi bundan sonraki süreçte de biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette ki ittifak olması zorunlu olan yerlerde, ki tekrar altını çizeyim, genel seçimlerde daha elzem, yerel seçimlerde biraz daha farklı işler bu süreç. Toplum taban kendiliğinden bu ittifakı yerel seçimde yapabilir. İttifakın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bilerek ama ilkelerden yola çıkarak bir ittifakın yapılmasını da elbette ki bundan sonraki süreçte önceleyeceğiz. Bizim bu noktada bakış açımız da bu olacak. Yapılan eksiklikleri düzelteceğiz. Daha iyisini nasıl yaparız? Daha iyi noktada bu birlikteliği nasıl sağlarız? Bunun çabasını vereceğiz. Gamze Hanım, şunu soracağım. Söylediğiniz için söylüyorum bu sağ kayma tartışması. Mesela şöyle mi olacak? İstanbul Sözleşmesi meselesini çok konuştuk. Hatırlarsınız, protokolde de yer almadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu, desteklediği, hatta çok öne çıkardığı da bir sözleşme. Ama Saadet Partisi istemediği için bu sözleşmede yer almadı. Mesela artık Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifakta yer alacaksa, örneğin orada İstanbul Sözleşmesi olursa gibi, bu tür tavizler vermeden mi ittifak kuracak? Bunu hani biraz daha ete kemiğe büründürelim diye soruyorum. Çok teşekkür ederim Barış Bey. Az önce de ifade ettim. Her siyasi partinin ideolojisi, bakış açısı, dünyaya bakış açısı, baktığı yer birbirinden farklı. Her konuda uzlaşmak zorunda değiliz. Asgari müşterekte bir araya gelmek önemli. Peki nedir bu asgari müşterek? Bakın bugün bu ülkede içinde bulunduğumuz bu ne olduğu belli olmayan sistem aslında bütün bunlara sebep olan sistem. Dolayısıyla biz hangi noktalarda ortaklaşacağız? Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, bir önceki ittifakta olduğu gibi siyasi parlamenter sisteme geçiş noktasındaki o eksiklikler, o eski olmadan ama güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçirilmesinin ayrıntıları, mesela biz bir ortak mutabakat metni yayınladık. Asgari müşterekte çok ciddi sayıdaki maddede birleştik. Şüphesiz her fikrimizin ortak olması mümkün değil. O zaman aynı siyasi partiler oluruz. Ama bir noktada buluşabiliyorsak bu son derece kıymetli. Örneğin İstanbul Sözleşmesi noktasında
tabii ki beraber bir iktidar olunduğunda her siyasi parti en azından bu asgari müşterekte bir araya gelmeyi de becerebilmeli. Bu kendinden vazgeçmek, kendi fikirlerini değiştirmek ya da başkalaşmak değil, Türkiye'nin yaşadığı bu olumsuz tablodan bir an önce çıkabilmek için bir fedakarlıktır aslında. Ve günün sonunda parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiğinde zaten herkes farklı birer siyasi parti, farklı propagandasını yapar ve nasıl bir Türkiye hayal ediyorsa, nasıl bir programla, nasıl bir manifesto ile çıkmak istiyorsa seçime öyle gider. Ama bu ülkeyi bir an önce içinde yaşadığımız bu karanlıktan çıkarabilmek için ortak müşterekte buluşmak ve her partinin de kendine düşen fedakarlığı tabanını anlatarak, az önce de ifade ettim, değişmeden verebilmesi son derece kıymetli şüphesiz. Gamze Hanım, sağdan gelen danışmanlar meselesinde sizin tepkiniz çok önemliydi o süreçte verdiğiniz ve çok sert bir dille eleştirmiştiniz bunu. Gelinen süreçte biz bugün sağdan gelen danışmanları çok konuştuk. Ümit Özdağ protokolünü çok konuştuk. Ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sona götüren sürecin yine bir o protokolde bulunan bir kişi tarafından hazırlandığına biz bugün tanık olduk. Neler söylemek istersiniz? Bugünkü yaşananlar üzerine mi, genel danışmanlar üzerine mi? Hem danışmanlar üzerine hem bugünkü o görüntü üzerine. Bir kişinin diretmesiyle kötü bir final yaşandı nihayetinde. Yani grup başkan vekilimiz de aslında ifade etti. Biz bugün itibariyle yeni bir Türkiye'ye uyandık. Yeni bir yeni CHP demeyeyim ama yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle uyandık. Hani dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Elbette ki az önce de ifade ettim. Bir önceki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı eksiklikleri eleştirdik. Bunların olmaması gerektiğini ifade ettik. Sağdan gelen danışmanların kayıt dışı siyasetin evet, zannediyorum yine bağlantıda bir sorun oldu. Bu arada o görüntüyü bir isterseniz izleyelim. Hem izlememiş olan seyircilerimiz de ne olduğunu görmüş olsunlar. Şimdi bu ne zaman oluyor tam olarak? Ben size anlatayım da görüntüyü. İlk tur oylama sonrasında bir odaya çekiliniyor. Ve o esnada böyle bir şey oluyor. Çekilmeyi istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Birkaç kişiyle de bunu paylaşıyor bu kararını. Ve diyor ki ikinci turda seçilse bile bu şekilde partiyi yönetmesinin doğru olmayacağını vurguluyor. Çekilme gerekçesi olarak da bunu söylüyor. Ve kurultay salonundaki odasına yanında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekiliyor. Fakat odada bulunan bazı başkan yardımcıları, milletvekili ve orada bulunan gazeteciler sert muhalefet ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararına. Bu kararı tek başınıza alamazsınız diyorlar. Ve az önce görüntüde de gördüğümüz gibi İmam Bakır Üküş, sonuna kadar mücadele edelim, izin vermiyoruz, hayır çekilemezsiniz, hayır hayır diyor böyle parmak sallayarak. Ve Ekrem İmamoğlu da diyor ki biz sizi yalnız bırakalım o halde. Özgür Özel'le odadan çıkıyor, zaten oy verme süreci başlıyor. Yani bu gördüğümüz görüntünün perde arkası bu. Gamze Hanım, bu arada siz de evet bağlantı sorununuzu giderdiniz. Evet. Yeniden bizimlesiniz. Buyurun devam edin. Kusura bakmayın tekrar. Onu ifade ediyordum. Evet, bir kayıt dışı siyasetin olmaması gerekliliğini Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel hem kurultay sürecindeki konuşmasında hem de önceki konuşmalarında ifade etti. Seçilmişler varken atanmış danışmanlarla bu partinin yönetilemeyeceğiyle. Tabii bunu söylerken de şuraya parantez açmak istiyorum. Elbette ki siyasi partiler sadece kendi seçmenlerinden, sadece kendi gibi düşünenlerden oluşacak değil. Farklı görüşlerin fikirleri alınır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi demokrasiyi içselleştirmiş bir partide elbette ki her görüş önemli, kıymetli. Ama bu görüşün sadece
kayıt dışı olarak yapılıyor olması ve bir süre sonra bu aklın partiyi yönetiyor pozisyonu düşürülüyor olması en son geldiğimiz noktayı yaşatır duruma getirdi. Üzülerek bunu gözlemledik. Bu nedenle biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıt dışı değil, danışmanlarla değil, ortak akılla, partinin yönetim kademeleriyle, örgütleriyle bir arada yönetileceği bir anlayış ortaya koymak istiyoruz.